Sınava rahat kıyafetlerle gidin. Gerekli belgelerinizi önceden hazırlayın ve gece mutlaka kontrol edin. Sınavdan önceki günü kendinizi iyi hissettirecek kişilerle ve sizi yormayacak şekilde geçirebilirsiniz. Önemli olan sınav düşüncelerinden biraz uzaklaşabilmektir. Sınavdan önceki gün dışarıda yemek yememeye ya da bilmediğiniz bir yerde yememeye dikkat etmeniz önemli. Uykunuzu almanız ve abartılı olmayan bir kahvaltı yapmanız önemli. Sınavdan en az bir saat önce sıvı alımınızı kontrollü yapın. Çok fazla sıvı tüketmeyin. Normalden fazla şekerli gıdalar almayın. Şeker oranınızı yükseltmeniz olumlu bir durum yaratmaz. Sabah ilk kalktığında ve sınava girmeden önce doğru nefes alarak kendini rahatlat. Bunun için yapman gereken içinden 4'e kadar sayarak nefes al. Sonra nefesini içinden 4'e kadar tut ve en son içinden 4'e kadar sayarak nefesini ver. Bu işlemi 2-3 dakika sürdür. Hem heyecanının dindiğini hem de nefesini kontrol ettiğini hissedeceksin. Sınavdan bir gün önce sınav sırasında ne kadar rahat olacağının ve sınav sorularını kolaylıkla cevapladığının hayalini kur. Sınav anında çevrenizle ilgilenmemeye çalışın. Başkalarını gözlemlemek size yarar sağlamaz. Kontrolün sizde olması en önemli konudur. Herhangi bir sebepten dolayı dikkatiniz dağılır veya heyecanlanırsanız, odaklanamazsanız 20-30 saniye ara verin. Çok çabaladığını, yeterince emek verdiğini unutma. Kendine güven ve sınav esnasında soruları dikkatli bir biçimde okumaya başla. Sınav sırasında olumsuz düşünmek senin daha iyi performans göstermeni sağlamaz. Bu yüzden olabildiğince kötü ya da olumsuz düşüncelerden uzak dur. Bunların yerine sınav sonrasında ne kadar rahatlamış olacağına odaklan. Sınav sırasında mutlaka zamanı kontrol et. Eğer seni çok zorlayan bir soru olursa daha fazla zaman kaybetmeden yanına bir işaret koyarak sonra dönmek için soruya atla. Sınav sırasında soruların önemli noktalarının altını çiz, daha fazlasını değil. Her şeyi çizmek hem zaman kaybı hem de dikkat dağıtıcı olacaktır. İki şık arasında kalmak da bir başarıdır. Ancak emin olmadığın sürece işaretleme yapma. Ve son olarak, her ne yaşamış ve yaşayacak olursan ol, bu sınavın sonucu neleri belirleyecek olursa olsun, unutma, bu sadece bir sınav. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.